Hepiniz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölüm tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim görevlilerinden Gün hocamız bizimle birlikte bugün sizin sorularınızı cevaplayacak. Ondan önce de tabii ki okul ve bölümle ilgili genel bilgiler verecek. Şimdi sözü hocama bırakıyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, sevgili öğrenci adaylarımız. Öncelikle hepinizi kutluyorum. Çok önemli bir aşamayı geride bıraktınız. Bu hem eğitim hayatınızda hem de genel olarak ömrünüzün önemli bir aşaması. Bunu giderek daha içinizde hissedeceksiniz. Ben bugün size Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü hakkında bazı genel bilgiler vereceğim. Ondan sonra da bölümümüz ve bölümümüzün eğitim öğretimi hakkındaki sorularınız için size yeterli zaman bırakacağım. Ben bölüm başkanıyım. Bölümümüz 1971'de Robert Kolej'den Boğaziçi Üniversitesi'ne geçiş sırasında fakültemizin İdari Bilimler Fakültesi olarak kurulması sırasında temelleri atılmış bir bölüm. O günden beri köklü bir geleneğe sahibiz. Hem Robert Kolej geçmişi hem de Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk günlerinden beri kendini yenileyen, geliştiren, güne ve çağa ayak uyduran bir bölüm olduk. Normal 4 yıllık bir lisans programımız ve lisans üstü ve doktora programlarımız var. Toplam lisans üstü düzeylerde 600 civarında öğrencimiz var. 14 tam zamanlı, 7 yarı zamanlı öğretim üyemiz, 7 araştırma görevlimizle eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Programımız 2019'da TM3 puan türünden öğrenci aldı. Biliyorsunuz, bunlara bakmışsınızdır. 90 kontenjanla başladık. Geçen yıl sıralamayı söyleyeyim size. En üst sıradan bölümümüzü tercih eden öğrenci üniversite sınavı birincisiydi. En alt sıradan aldığımız 90. öğrenci 1044.'ydü. Yani ilk 1000 içerisinden 90 kişilik kontenjanımızı doldurduk. Programın genel çerçevesi hakkında size kısa bir bilgi vereyim. Toplam 4 yıllık programda, lisans programında 27 zorunlu, 19 seçmeli ders, toplam 138 kredi alarak mezuniyete hak kazanıyorsunuz. Bu süre içerisinde bölümümüzün ikili anlaşmalar yapmış olduğu diğer bölümlerle, ki bunlar genellikle sosyal bilimler bölümleri, çift ana dal ve yan dal programlarını oluşturup takip etmeniz mümkün. Programımız siyaset biliminin alt disiplinlerinden, temel alt disiplinlerinden, ki bunlar siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyasi sistemler, uluslararası ilişkiler ve Türkiye siyaseti. Bu dört alt disiplinin zorunlu dersleriyle başlayıp ikinci yıldan itibaren çeşitli seçme derslerle istediğiniz alanda kendinizi uzmanlaştırma yoluna sokabiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça esnek bir programla kendi istediğiniz şekilde bir formasyon edinerek bölümümüzün diplomasını almaya hak kazanabiliyorsunuz.
Bu süre içerisinde değişim imkanları var. Avustralya'dan Japonya'ya kadar toplam 90 üniversiteyle anlaşmamız var. Bu 16 farklı ülkede. Bu üniversitelerin tamamı dünya sıralamasında üst sıralarda bulunan üniversiteler. Bunun dışında tabii Avrupa Birliği ile ve Avrupa Birliği ile ilişki içerisindeki ülkelerle Erasmus programlarına dahiliz. Bu da Avrupa'da 25 ülkede 235 üniversiteyle anlaşmamız var. Bunlar da bu ülkelerin önde gelen üniversiteleri. Dolayısıyla 4 yıllık lisans süresince bu imkandan yararlanma ayrıcalığınız var ve biz bunu çok destekliyoruz. Bir dönem, bazı koşullarda da iki dönem değişimle başka bu anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde de öğretim görebilirsiniz. Çok sorulan bir soru olduğu için peşinen söyleyeyim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bir meslek eğitimi ve öğretimi değil. Temel amacımız, bölümümüzün felsefesi ve vizyonu, öğrenciye dünyayı ve içinde bulunduğu ülkeyi, dünyanın ve ülkenin siyasetini anlamak ve anlamlandırmak için gerekli ve yeterli formasyonu kazandırmak. Ve bunu siyaset biliminin temel kavramsal çerçevesini kullanarak ve kullandırarak yapmak. Bu size ne sağlayacak sonuçta? Bir kere esnek, kritik ve farklı düşünmenizi sağlayacak, sorun çözme odaklı düşünmenizi sağlayacak ve üstün bir yönetim becerisi kazandıracak. Dolayısıyla bölümün diplomasını aldığınız zaman onunla neler yapabilirim sorusunun cevabı aslında her şey yapabilirsiniz. Ben bu genel düzeyde durmak isterim ve size sorularınız için vakit bırakmak isterim. Buyurun. Sorusu olan var mı? Evet, Kürşat Çay. Hocam merhabalar öncelikle. Merhaba. Ben şey sormak istiyordum hocam. Uluslararası ilişkiler ve siyaset pek çok üniversitede ayrı olmasına rağmen Boğaziçi'nde iki disiplini siz birlikte veriyorsunuz. Bunun öğrenciye kattığı avantaj, yani kattığı iyi yönler nelerdir sizce hocam? Şimdi aslında uluslararası ilişkiler siyaset biliminin bir alt disiplinidir. Dolayısıyla siyaset biliminin temel kavramsal altyapısını oluşturmadan uluslararası ilişkileri tek başına anlamak o kadar da kolay değil ya da belki mümkün değil. Çünkü mutlaka bir takım şeyler eksik kalacak. Yani şöyle basit bir örnek vereyim size. Siyaset bilimi temelde devlet-insan ilişkisiyle ilgilidir. Uluslararası ilişkiler devletlerin arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Şimdi devletlerin devletin ne olduğunu çözümlemeden devletleri tartışmaya başlamaya imkan olmadığına göre siyaset biliminin temel kavramsal çerçevesi uluslararası ilişkilerin kavramsal çerçevesinin öncülüğü olacaktır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu ikisini birlikte yaptığımız zaman biz ve bunu esnek bir programla yaptığımız zaman
Uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmak isteyen bir öğrenci çok daha sağlam bir temel üzerine uzmanlaşmış olacak. Bilmem açıklayıcı oldu mu? Çok iyi, çok iyi anladım hocam. Ben söz almışken bir soru daha sormak istiyorum hemen. Bildiğim kadarıyla Boğaziçi'nin uluslararası akreditasyonu yok. Bu öğrencilere Erasmus ve Exchange'de sıkıntılar yaratıyor mu? Yani ders denkliği vesaire konusunda. Uluslararası akreditasyonu yok ne demek? Böyle yani, yani mesela ABET, EQUIS gibi onlar da yok diye biliyorum. Evet, evet. Ama o farklı bir şey. Değişim programları için bizim buna ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olursa da onun koşullarını yerine getirebilecek durumdayız zaten. Yalnız o süreçler çok uzun süren bürokratik süreçler olduğu için, ihtiyacımız da olmadığı için girişmedik. Ama yani bu hani yok çünkü yapamıyoruz değil. Anlatabildim mi? Peki hocam Erasmus ve Exchange'e çıktığımızda mesela işte Almanya'da, İtalya'da veya herhangi bir ülkede orada evet. Ders aldığımızda Boğaziçi'ne geri döndüğümüzde hani eşlik olmaması ve okul uzatma gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Şimdi dediğim gibi 138 krediyi tamamlamanız lazım. Dolayısıyla o kredi ne zaman tamamlanırsa o zaman mezun olacaksınız. Okulun uzaması uzamaması ona bağlı. Bunun gene dediğim gibi Boğaziçi çok esnek bir eğitim yapısına sahiptir. Eğer uzayacağını düşünürseniz yaz okulunda kredilerinizi tamamlayabilirsiniz vesaire vesaire. Dolayısıyla zaman kaybına uğramak sonucunu mutlaka yaratmaz Erasmus'a gitmek. Ayrıca zaten Erasmus programınıza eklemlenmiş bir sistem olduğu için zaten normal olarak size zaman kaybettirmeme maksadıyla hazırlanmıştır. Ama şu veya bu şekilde almak istediğiniz bazı dersleri alamamışsınızdır vesaire vesaire. Bazı kredileriniz sarkmıştır. Onları da yaz okulunda alarak kapatabilirsiniz. Eğer imkan yoksa da bir sömestr uzar. Zaten Boğaziçi'ne geldiğinizde bir sömestr uzamasının o kadar da kötü bir şey olmadığını göreceksiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Şeyin sırasını kaybetti ama önümdeki sırayla gideyim. Emir Atıl. Buyurun. Hocam merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Ben şey soracaktım. Şimdi ben nacizane siyaset bilimine çok ilgi duyan, bunlara da okumalar yapmaya çalışan, hatta bundan dolayı da okulumda siyaset ve hukukun abisi olarak yani bir nevi nacizane tanınan birisiyim. Yani burada çok ilgim var ama biliyorsunuz hukuk konusu çok TM öğrencilerine dominant bir şekilde etraflarına etki ediliyor. Meslek edindirmesi olsun evet. Ve benzeri unsurlarla. Ve hukuktan da siyasete geçebilirsiniz. Siyaset bölümünde hukukçular fazlasıyla olabiliyor diye şeyler var. Bunların doğruluğunu sormak istiyorum ve özür dilerim. Ve akademi imkanları ne yönde diye sormak istiyorum. Teşekkürler. Son söylediğin ses karıştı, duymadım. Bir daha tekrarla en son cümleyi. Akademi imkanları nasıl oluyor hocam? Anladım. Şimdi birinci soru, gene çok sorulan bir soru. Hukukla siyaset bilimi uluslararası ilişkilerin farkları. Tanıtım girişinde söylediğim gibi temel fark bir tanesi meslek. Bir tanesi meslek okulu. Hukuk bir meslek okuludur. Hukuk öğrenirsiniz, hukukçu olursunuz. Ve hukukçu istihdam eden yerlerde çalışırsınız. Yahut da kendi hukuk büronuzu kurar, avukat olursunuz. O zaman da baroya girmeniz lazım. Yani bir mesleki yeterlilik kazandığınızı göstermenizi bekleyen meslek kuruluşlarında çalışırsınız. Adalet Bakanlığı, barolar vesaire. Şimdi bütün meslekler gibi
Hukukçuluk da sonuçta kendi çerçevesinde çok çeşit, içinde çok çeşitlilik de nerede olsa daralan bir uzmanlık alanıdır. Yani bir şeyin ustası oluyorsunuz. Ceza hukuku, borçlar hukuku, uluslararası hukuk vesaire vesaire. Yani bir meslek sahibi ve o meslek içinde bir uzmanlık ediniyorsunuz. Ve o uzmanlığa ihtiyaç duyan yerlerde istihdam ediliyorsunuz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler size bir sosyal bilim formasyonu veriyor. Ve o formasyonla yani çok geniş bir yelpazede iş kollarında uzmanlaşma şansına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bu çok temel bir ayrım. Hukuk okuyanlar siyaset bilimi bölümüne geçebilir mi? Evet, master, doktora düzeyinde tabii ki geçebilir. Bunun bir faydası olur mu? Evet, olur. Siyaset biliminin hukukçulara her zaman ihtiyacı var. Ama hukukçuların da siyaset bilimi formasyonuna ihtiyacı var. Çünkü yani kuru kuru bir kara kitap meselesinin ötesinde hukuk. Dolayısıyla o sosyal bilimlerin getirdiği esnek ve sorgulayıcı kritik düşünceyi bir meslek eğitimine şey yapmak hukuk fakültelerinde daha zordur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani son sorduğun soru akademisyenlik, akademisyenliğin önü açık mı siyaset bilim ve uluslararası ilişkilerde? Yani buna iki cevap vereceğim. Hem evet hem hayır. Evet, çünkü bizim öğrencilerimiz master doktora yapmak istediklerinde hep iyi okullardan kabul aldılar. Hatta ciddi para yardımları, burslar vesaire aldılar. Dünyanın her yerinden. Boğaziçi Üniversitesi'nde master doktora yapanlar akademisyen oldu mu? Evet, Türkiye'nin pek çok üniversitesindeki, pek çok yeri gelen üniversitesindeki pek çok akademisyen bizim bölüm mezunudur. Hayır. Neden hayır? Çünkü Türkiye'de üniversite piyasası ve hatta dünyada belirli bir doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla akademisyen olabiliyorsunuz ama seçenekleriniz azalıyor. Öyle de bir durum var. Devam edeyim. Umut Sertaç Yıl diyor. Yılını görüyorum sadece. Merhabalar hocam. Sesimi duyabiliyor musunuz? Sertaç Yılmaz. Evet. Merhabalar hocam. Öncelikle hani bölümün yeterliliğinden ziyade zaten bölüm kendi alanında ülkenin en iyi bölümü yani. Hani mezunlarını, mezun ettiği insanları televizyonlarda veya ülkenin faal yönetim kademelerinde zaten görmekteyiz. Gerek diplomat olarak, gerek başka mevkilerde. Benim asıl sorum şu olacaktı hocam. Özellikle mezun olduktan sonrasıyla ilgili olarak da. Çünkü mezunları görüyoruz ki daha çok devlet kademelerinde veya akademik olarak hani mevzi almış şekilde görüyoruz. Benim sorum şu olacaktı. Buradan mezun olduktan sonra bizim özel sektörde iş bulabilme şansımız nedir? Özel sektörün uluslararası ilişkiler mezunu birisini çalıştırma nasıl diyeyim oranı nedir? Çünkü genelde konuştuğum insanlar özel sektörde bu konuyla çalışanlar işletme veya iktisat okuyup hani bununla ilgili daha çok çift anadal yapıp bu konulardan ilgili yan bir şekilde nasıl diyeyim destek alıyor gibi görüyorum ben uluslararası ilişkilerde. Benim temel sorum dediğim gibi bu bölümle özel sektörün ilişkisi nedir acaba? Şöyle iki şekilde cevap vereyim veya iki açıdan cevap vereyim. Birincisi sahip yani mezun olduğunuz zaman sahip olduğunuz yetenekler sadece devlet
kademelerinde değil veya akademiya içerisinde değil, istediğiniz her alanda iş bulabilmenize yeterli olacak. Bunu neye bakarak bu kadar güvenle söylüyorum? Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilere bakarak söylüyorum. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerin de büyük çoğunluğu hep özel sektörde yer aldı ve yönetici pozisyonlarda yer aldı. Hatta üst düzey yönetici, yani çok üst düzey yönetici pozisyonlarda yer aldılar. Bunun da iki sebebi var. Bir tanesi, biz Boğaziçi'nde İdari Bilimler Fakültesi'nde bir ortak programla başlıyoruz. Üç bölümü de seçmiş öğrencileri bir araya getiren bir programla başlıyoruz. İlk yılda hepiniz aynı dersleri alıyorsunuz. İkinci yılda pek çok dersi ortak alıyorsunuz. Tamamen kendi bölümünüzdeki uzmanlaşma süreci üçüncü yıldan itibaren tam olarak başlıyor. Bunu piyasa biliyor. Yani piyasa biliyor ki idari bilimlerden çıkan bir öğrenci, işletme öğrencisi de olsa, ekonomi öğrencisi de olsa, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler öğrencisi de olsa, bir kere bir ortak formasyon almışlar. Bu bir, gene söyleyeceğim, dünyayı alma, doğru algılama, anlama ve anlamlandırma formasyonu. Bu formasyona sahip bir mezunun yapabilecekleri 3 aşağı 5 yukarı farklı, istihdam edildiği iş alanında kendisinden bekleneni yapması için zaten okuldan aldığı bilginin ötesinde bir şeyler gerekecek. Yani hangi sektöre girerseniz, o sektörün özellikleri içerisinde siz yeteneklerinizi yönlendirmek üzere bir meslek içi eğitime tabi tutulacaksınız. Bunu iktisat mezunu da olsanız, işletme mezunu da olsanız, siyaset uluslararası ilişkiler mezunu da olsanız size yaptıracaklar. Bu birincisi. İkinci açı, piyasanın durumu. Şimdi gene bizim işte 1970'lerden beri mezun ettiğimiz öğrencilerin neler yaptığına baktığımızda bunun yıllar içerisinde nesillere göre farklılaştığını görüyoruz. O da Türkiye'nin ekonomisinin ve iç piyasasının içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 1990'larda bizim bölüm öğrencilerinin çoğu bankacı oldular. O zaman öyle bir talep vardı. Ve bankada üst düzey yöneticiler oldular, çeşitli bankalar. Çok sayıda bankada. 2001 krizinden sonra bankaların bu talebi bir anda düştü. Ya başka şirketler ortaya çıktı. 2000'lerin başlarında medya müthiş bir iş alanıydı bizim mezunlarımız için. Herkes Boğaziçi mezunlarının peşinde koşuyordu. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler mezunlarının peşinde koşuyordu. Şimdi medya, yani yine siz mezun olduğunuz zaman Türkiye'nin iç piyasası nasıl bir talep, hangi nitelikte insanlara nasıl bir talep gösterecek şu anda öngörmek zor değil. Kesin olan şu, koşullar ne olursa olsun, kendi neslinizdeki yaşıtlarınızdan ve başka okullardaki benzer şeyler, konuları da eğitim, öğretim almış olanlardan daha avantajlı durumda oluyorsunuz. Bilmem cevap verebilmiş oldum mu? Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Emir Özdemir. Buyurun. Hocam merhabalar. Benim şuna dair bir sorum olacak. Son bir haftadır hocam tabii sonuçların açıklanmasıyla beraber istişare ediyoruz. Gerek siyaset bilimcilerle, mezunlarla, evet, ya da siyaset bilimi adına çalışmalarda bulunan kimselerle. Genelde, evet, şöyle bir kanaat benim dikkatimi çekti. Hukuktan siyasete geçtiğiniz zaman diyor, hukuktan siyasete geçersen siyaset biliminde ilerlemenin daha kolay olur. Çünkü siyaset biliminde çoğu meselenin de temelinde aslında hukukun yattığına dair bir görüş var.
Demin de hukukla alakalı konuştuk ama biraz daha ben bunun akademik boyutuna ilişkin bir sorum olacak. Beyler de açıkçası hukuk da okusam, siyaset bilimi de okusam, yani lisansüstü düzeyde siyaset bilimi üzerine çalışmak isteyen biriyim ve buna dair okumalar yapan halihazırda biriyim. Sizce bu durumda hukuk okumanın hakikaten bir avantajı olur mu? Siyaset bilimi okumaya nazaran. Şimdi bunu siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölüm başkanına sorduğun için okulakla dinle. Yani benim tabii akademiye görüşüm hukukun bizim alanımızdan çok daha sınırlı ve çok daha kapalı bir alan olduğu. Yani demin de onu anlatmaya çalıştım. Hukuk mezunu olursanız hukukçu arayanlarla sınırlısınız. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler mezunu olursanız önünüzdeki yelpaze, çalışma alanı yelpazesi kat be kat genişliyor. Dolayısıyla mezun olmaya yaklaştığınızda size en çok sıkacak olan şey hangi birini yapayım, hangi birine yöneleyim? Yani hangisini seçmek istediğinize karar vermenin zorluğunu yaşayacaksınız. Arada böyle fark var. Bir tanesi yani kapalı bir yelpaze, öbürü tamamen açık bir yelpaze. Yani en azından bizim görüş açımızdan hukukla siyaset arasındaki temel fark budur. İkinci bir sorum da hocam şöyle olacak. Tabii Boğaziçi Politika'nın kurucu bölüm başkanı Şerif Mardin üzerine. O bugünkü Boğaziçi Politika bölümü yeni bir Şerif Mardin çıkarmayı vaat edebiliyor mu? Şerif Mardin dedikten sonraki kısmı duyamadım. Sesin gitti. Bir daha tekrarlaman lazım. Şöyle tabii hocam ben Şerif Mardin üzerinden gidelim. Yani siyaset biliminin Türkiye'de hakikaten duayeni olmuş isimlerden. Bugünkü Boğaziçi Politika bölümü, müfredatı vesaire itibariyle yeni Şerif Mardin'ler çıkarmayı vaat edebiliyor mu? sana şu kadarını söyleyeyim. Şerif Mardin Türkiye'de sosyal bilimlerin yeni yeni oluştuğu bir dönemde ortaya çıkmış parlak bir öncü idi. Şimdi onun açtığı yoldan hepimiz geçtik. Ve yani herkes onu aldı ve onun üzerine bir şeyler yapmaya çalıştı. Dolayısıyla yani arada iki nesil fark var. Şerif Mardin'le yani Türkiye açısından iki nesil fark var. Şerif Mardin'in sosyal bilime katkılarda bulunduğu dönemde Türkiye'deki sosyal bilimlerin durumuyla bugün arasında dünyalar kadar fark var. Bunda Şerif Mardin'in rolü çok büyük ama tabii onların çok ötesine geçtik. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Başka soru görüyor muyum? Hocam ben isterseniz chat kısmına yazılan sorulardan okuyayım hemen. Olur. Işıl bir soru sormuş. Uluslararası ilişkiler alanı için İngilizce ve İspanyolca gibi dillerden sonra hangi diller önemlidir? Fransızca hala eskisi kadar önemli mi? Hangi dilleri öğrenmemizi önerirsiniz demiş. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar yani uluslararası ilişkilerde ne kadar farklı dil bilirseniz o kadar mukayeseli üstünlük, karşılaştırmalı üstünlük kazanıyorsunuz. Yani siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okurken Japonya'da anlaşmalı olduğumuz üniversitelere giden öğrencilerimiz var. Gidip Japonca öğrendiler mesela. Şimdi yani onlara da ihtiyaç var. Yani bir Japon şirketi Türkiye'de yatırım yapmak kalktığında, piyasaya baktığında Japonca bilen ve dünyayı bilen ve anlayan ve anlamlandıran birisini gördüğü zaman tabii ki farklı bir şey oluyor. Dolayısıyla
şu dili öğrenin diye bir tavsiyede bulunamam ama ne kadar çok ve ne kadar farklı dil öğrenirseniz o kadar iyi, o kadar fayda. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Başka? Bir soru daha var. Akademik kariyer düşünmeyenler bu bölümden mezun olunca ne yapabilir? Her şey. Söylediğim gibi özel sektör, medya, devlet sektöründe Dışişleri Bakanlığı'ndan her türlü yani İçişleri Bakanlığı vesaire vesaire. Akademiya, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, yani her türlü, şimdi şöyle söyleyeyim, yöneticilik temelde bir durumları sorun olarak tanımlama ve o sorunlara çözüm üretme işidir. Yönetim kadrosu sizin için bir iş alanıdır. Başka var mıydı? ÇAP'la ilgili sorular var hocam. ÇAP yapmak istediğimiz iki bölümden hangisini Anadolu olarak seçeceğimizi neye göre karar vermeliyiz? Puanı yüksek olan bölüme... Siz neyi istiyorsanız. Olanla mı ÇAP yapalım? Evet. Neyi istiyorsanız? İstediğiniz, yani anlaşmamız, ortak program tanımladığımız... diğer... İktisat. Bir de sosyal bilimler alanındaki üniversitemizdeki diğerler, tarih, felsefe, sosyoloji gibi. Hangisini istiyorsanız. Ama şunu da unutmayın. Söylediğimi tekrar hatırlatacağım. 138 krediyi 29 zorunlu, 17 seçme dersle tamamlayacaksınız. Şimdi bu seçme dersler sizin önünüze böyle geniş bir yelpaze olarak konacak, sunulacak ve siz kendi istediğiniz alanda uzmanlaşacaksınız. Bazı genel seçme dersler de üniversitede sizin biraz da nefes almanızı sağlayan, yani isterseniz yüzme, isterseniz bale dersi alabileceksiniz. Şimdi çift anadal yaptığınız zaman bu haklardan büyük ölçüde feragat ediyorsunuz. Çünkü bütün seçme derslerinizi diğer istediğiniz bölümün zorunlu dersleri olarak alacaksınız. Şimdi bu sizin programınızı ağırlaştırıyor. Çünkü iki bölümün tamamen iki bölümün bütün zorunlu derslerinden oluşan bir programı 4 senede tamamlamanız bekleniyor. Bunun içinde zaten çok yüksek bir notla başvuruk sıralamaya girmeye çalışmanız lazım. Dolayısıyla zor. İmkansız değil. Yapanlar var. Çok başarılı öğrenciler var. Ama o zorluğu göze alırsanız ve gereğini yerine getirirseniz de iki tane bölümün diplomasını almış oluyorsunuz. Çok tabii büyük bir başarı. Evet. Evet. Ben sorulardan okumaya devam ediyorum o zaman hocam. Tamam. Farklı üniversitelerin siyaset bilimi fakültelerinden Boğaziçi'ne yatay geçiş yapmanın şartları nelerdir? İnternet sitesinde gördüğüm kadarıyla 3.2 not ortalaması ve dil yeterlilik belgesi ön şart olarak gözüküyor. Ancak kısıtlı bir kontenjanda öğrenci seçim işleri hangi çerçevelerde gerçekleşiyor? Şimdi kontenjanlarımız o kadar dolu ve çap ve yan dal nedeniyle içeriden geçiş talepleri de o kadar yüksek ki dışarıdan kontenjanımızı çok kısıtlı tutuyor üniversite sonuçta. Dolayısıyla yani o alt şeye bakmayın, alt sınırlara bakmayın. Başvurular onların çok üzerinde bir performansla geliyor. Orada çok tepe sıralamalara girmek lazım. Gene söyleyeyim, imkansız değil. Bunu yapanlar var ama çok zor.
Çünkü çok, yani o kontenjanımız çok geniş tutuluyor YÖK tarafından her zaman. Şey, genel ilk giriş kontenjanımız. Dolayısıyla yerimiz yok yani. Başka bir soru da hocam. Lisansüstü düzeyde ağırlıklı olarak yurt dışındaki hangi okullara öğrenci gönderiyorsunuz? Onun listesini görebilirsiniz. Üniversitenin dış ilişkiler koordinasyonunun web sayfasında bütün hangi ülkede hangi şeylerle anlaşmalarımız ve hangi düzeyde anlaşmalarımız var. Bazıları lisans, bazıları lisansüstü. Bunu söyleyerek başlayayım ama devamı var. Lisans üstündeki değişim çok başarılı olmuyor. Süreler kısıtlı. Doktora düzeyinde iyice zor. Çünkü herkes kendi doktora öğrencisini yetiştirmek istiyor. Kimse başka bir doktora öğrencisiyle geçici bir süre için ilgilenmek istemiyor. Dolayısıyla yani böyle büyük sayılarla yürüyen bir prosedür değil o. Ama sadece bizim üniversitemizde değil, Türkiye'deki üniversiteler ve dünyadaki aslında üniversitelerde bu böyle. Başka? Yine çapla ilgili bir soru daha var hocam. Bölümün başka bölümlerle çap kontenjanı nasıldır? Psikoloji bölümü mesela demiş. Çok kalabalık olduğundan bir süredir çapa öğrenci kabul almadığını söylemişti. Sizin bölümünüz içinde böyle bir durum var mı? Hayır. Biz her zaman çap anlaşması yaptığımız bölümlerin öğrencilerini dediğim gibi talep ve performansa göre sıralamaya sokup her zaman çap programlarımızı işletiyoruz. Yani bizim böyle şeyimizi kapama gibi bir şeyimiz olmadı bugüne kadar. Çap kontenjanlarımızı. Çok teşekkür ederiz hocam. Başka bir soru göremiyorum ben şu anda. Bak Kürşat Çay. Bir dakika. Ne diyor? Bildiğim kadarıyla yakın dönemde fakülteniz bazında eğitim kadrosunda bir değişim söz konusu oldu. Bu akademide bir eksiklik doğuruyor mu? Bazında eğitim kadrosunda değişim söz konusu emekli olan öğretim üyelerimiz oldu. Ama onun yerine son derece değerli yeni genç akademisyenler aldık. Türkiye son dönemde çok sayıda dünyanın en iyi üniversitelerinde genç akademisyenler yetiştiriyor. Dolayısıyla bir yer boşaldığı zaman, bir kadromuz boşaldığı zaman hemen o kadroyu son derece geniş bir başvuru şeyi içerisinden en iyileri seçerek dolduruyoruz. Dolayısıyla hayır, hiçbir eksiklik doğurmuyor. Tam tersine yenilenme, gençleşme, eşyanın tabiatı zaten böyle olması lazım. Dolayısıyla olması gereken oluyor. Yani yeni bilgi akışı, yeni bir dünya perspektifi taşıyan genç akademisyenler aramıza katılıyor. Emir Özdemir demiş ki, geçtiğimiz 5 yıl bölümü ilk 5 sıralamada bitirmiş öğrencilerin bugünlere dolayı bir liste, istatistik var mıdır? 2015'te bugün X Üniversite doktora. Ha, bende yok bu. Bende yok. Bunu bilmiyorum. Böyle bir istatistiği mezunlar ofisi tutmaya çalışıyor ama tahmin edersiniz ki bu hele hele yeni mezun olan öğrencilerin ne yaptığını takip etmek, eğer kendileri sürekli bilgi vermiyorlarsa çok zor bir şey. İmkansız bir şey. Bugün burada, yarın öbür tarafta insanlar çünkü. İş değiştiriyorlar, okul değiştiriyorlar. Ve her seferinde kendileri bildirmezse nasıl takip edeceksiniz bu insanları? Dolayısıyla hayır, bilmiyorum. Ama yani böyle bir istatistik yok elimizde. Ama teker teker yani mesela dış işlerinde Boğaz içinden kimler var ve nerede diye bakılırsa bu görülebilir. Dış işlerinde özellikle çok öğrencimiz var. Çünkü dış işleri Boğaziçi siyaset bilimi uluslararası ilişkiler mezunlarını çok başarılı buluyor ve istiyor kadrosuna katmayı.
Rümeysa Öztürk. Çok teşekkür ederim. Beni çok sevdiğini söylemiş. Mezuniyet sonrasında peki şöyle. Siz de okuyorsunuz. Benim okumama gerek yok. Değil mi? Mezuniyet sonrası iş bulma konusunda gerçekten çok başarılı. Hocamın dediği gibi özel sektörde yönetici adayı olarak değer görüyorsunuz. Örnek olarak uluslararası bir firmada Haziran'da mezun olup hemen işe başladım. Bu konuda asla kaygınız olmasın. Boğaziçi ve özellikle politika bölümü önünüze hayal bile edemeyeceğiniz yollar açıyor, demiş. Abdülbaki Zambakoğlu, Pols, Boğun, İlter'a şimdi neredeler? Burada bazı mezun öğrencilerin nerede olduğu bilgisi mevcut. Evet, mevcut. Ama işte bu, o öğrenciler o bilgiyi gönderdiyse, göndermediyse nasıl bulacaksınız? Evet, başka? Ege Bekar. Buyurun. Hocam merhaba. Az önce yatay geçiş sorusunu da chatten yönetmiştim ama sanırım tam istediğim gibi ifade edemedim kendimi. İnternette gördüğüm kadarıyla dediğim gibi sadece not ortalaması ve dil sertifikası gözüküyor ama dediğiniz gibi birçok insan eminim ki o kadar kısıtlı bir kontenjana bu geçiş için başvuruyordur. Tek ön şart o an okuduğumuz üniversitedeki not ortalamamız mı yoksa herhangi bir başka kritere göre de eleme gerçekleştiriliyor mu? Çünkü bu bağlamda biliyorsunuz ki bir alta eşiniz, yani Boğaziçi zaten lider konumunda ama bir altındaki üniversitelere, Galatasaray'a ya da işte diğer üniversitelere geçtiğinizde not ortalaması özel vakıf üniversitelerine kadar yüksek tutmak kolay bir şey değil. Bunun için Boğaziçi'ne geçmek için acaba iyi bir üniversiteye gidip bir tık daha alt, mesela 3.2 ise 3.5, 3.6 tarzında ortalamalar mı kovalamak daha mantıklı, yoksa bir vakıf üniversitesine girip 4 ortalama yapmaya çalışmak daha mantıklı? Bunu sormak istemiştim. Bu soruya cevap veremeyeceğim. Nedenini de söyleyeyim. Birincisi, üniversiteler arası geçişin kurallarını büyük ölçüde belirleyen YÖK. Onlar da zaman zaman bu kuralları değiştiriyorlar. O değişen kurallara göre üniversite yeniden kendi iç kurallarını düzenleme sürecine giriyor ve bu arada bölümlere soruyor. O zaman bölümler tekrar bu şeyleri değerlendiriyorlar, kriterleri değerlendiriyorlar. Böyle mi yap? Daha avantajlı olsun. Da kontenjanın ne olacağı, kriterlerin ne olacağına bağlı her şey. Bilmiyorum. Bu hocam oldu bağlantınız mu? Sanırım biraz şey oldu. Son dediğinizi anlayamadım ama lütfen. Son dediğim şu. Yani o günkü koşullara bağlı. Yani kontenjanın durumu, YÖK'ün bildirdiği kriterler, üniversitenin kendi kriterlerinde bir değişiklik olup olmamış olduğu, dolayısıyla çok zor bu soruya cevap vermek. Tamamdır hocam. Emir Özdemir sormuş. Önümüzdeki yıl eğitim online olarak mı, yüz yüze olarak mı planlanıyor? Bizim tercihimiz yüz yüze eğitim yapmak. Çünkü üniversite sadece bir bilgi paylaşımı ve aktarımı değil. Üniversite birlikte bilim yapılması gereken bir yer. Dolayısıyla yüz yüze ders yapmak, sınıf ortamı, kütüphane ortamı, hocaların ofis saatlerinde öğrenci-hoca etkileşimi, konferanslar, sosyal aktiviteler, bütün bunlar üniversiteyi üniversite yapan ve Boğaziçi Üniversitesi'nin de çok önem ve değer verdiği şeyler. Dolayısıyla bu olmadan gerçek bir üniversite eğitimi olmayacağını düşünüyoruz. Bunu söylemekle birlikte ne öğrencilerin ne çalışanların hayatını da tehlikeye atma sorumluluğunu kimse almaz, almamalı. Biz bu çerçevede
bir değerlendirme yapıp önümüzdeki dönem birinci sınıfa gelecek öğrencilerle mutlaka genel bir toplantı yapıp ondan sonra derslerimizin büyük çoğunluğunu online yaparak bazı derslerin sınavlarını, final sınavlarını ise yine yüz yüze okulda yaparak önümüzdeki dönemi geçirmeye karar verdik. Bunu da okul yönetimine bildirdik. Son